Bize fx'in 1 bölü karekök içinde x artı 1'e eşit olduğunu veriyorlar ve f'in ikinci dereceli Maclaurin polinomunu bulmamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İsterseniz önce Maclaurin polinomunun ne olduğunu hatırlayalım. Maclaurin polinomu merkezi sıfırda olan bir Taylor polinomudur. İkinci dereceli Maclaurin polinomu için ikinci dereceli terimimiz buna benzeyene kadar Maclaurin açılımı yapacağız. Hemen not edeyim. Px polinom için p'yi kullanıyorum evet eşittir f0 artı. Bunun yerine f0 çarpı x üzeri 0 da yazabiliriz ama zaten bu da f0'a eşit olacaktır. f0 artı f'in birinci türevinde 0 çarpı x artı f'in ikinci türevinde 0 bölü. Bunun da iki faktöriyel olduğunu düşünebiliriz. ama zaten bu da 2'ye eşit olacağı için doğrudan 2 yazıyorum. Burada 1, burada da 0 faktöriyele bölüm var. ama bunlar da 1'e eşit oldukları için yazmadım. Peki, ne diyordum? Evet, f üssü üssü 0. Yani f'in ikinci türevinin 0'da aldığı değer bölü 2 çarpı x kare. Daha yüksek bir dereceyi sorsalardı bu şekilde devam edecektik ama ikinci dereceli polinomu bulmamız gerektiği için burada duruyorum. Evet ihtiyacımız olan form bu ve sonuç olarak bu üç terimi elde edeceğiz. Şimdi de bunların neye eşit olduklarını bulalım. F0, evet bu eşittir 1 bölü 0 artı 1'in kare kökü. Bu 1 bölü 1'in ana kökü yani artı 1'e yani 1'e eşit olur. Bunun yerine hemen 1 yazıyorum. Şimdi de f üssünün neye eşit olduğunu sonra da sıfırda hangi değeri aldığını bulalım. f üssü x eşittir. 1 bölü karekök içinde x artı 1. Aslında şöyle yazayım. Bir saniye buraya yazarsam daha iyi olacak. f x'i x artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2 olarak yazıyorum. Evet böyle daha iyi. Bu durumda f x'in birinci türevi Zincir kuralını kullanırsak, x artı 1'in x'e göre türevi 1'e eşittir. Sonra bir de tüm bu ifadenin x artı 1'e göre türevini kuvvet kuralını kullanarak almam gerekecek. Bu da eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 1 üzeri eksi 3 bölü 2 olacak öyle değil mi? Hemen 0'da aldığı değeri de bulalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı 0 artı 1 üzeri eksi 3 bölü 2. Burası 1 eder. 1 üzeri eksi 3 bölü 2 de 1'e eşit olduğundan f üstü 0'ı eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. Evet burası da eksi 1 bölü 2'ye eşitmiş. Sırada ikinci türev var. Bunu da yeşille yazayım. F'in x'e göre ikinci türevi. Az önce yaptığımın aynısını yapacağım. x artı 1'in x'e göre türevi 1'dir. Tüm bunun x artı 1'e göre türevi de bu kuvveti alıp başa getireceğiz. Eksi 3 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2. 3 bölü 4 eder çarpı x artı 1. Kuvveti de 1 azaltırsak. Eksi 5 bölü 2 olur değil mi? Peki 0'da aldığı değeri de bulmamız lazım. Burası ise parantezin içi 1 eder. 1 üzeri eksi 5 bölü 2 1'e eşittir. Çarpı 3 bölü 4'ten ikinci türevin 0'da aldığı değeri de 3 bölü 4 olarak bulduk. Burası 3 bölü 4 olacak. Bir de 2'ye bölersek 3 bölü 8 elde ederiz. Ve artık ikinci dereceli Maclaurin polinomunu yazmaya hazırız. Px eşittir. Aynı renkle devam edeyim. 1 artı Eksi 1 bölü 2. Artı yerine eksi koyalım. Evet. Eksi 1 bölü 2 x. Ve artı 3 bölü 8 x kare. İşte bu kadar. F'in x 0 yakınındayken fonksiyonumuz için yaklaşık bir değer elde etmemize yardımcı olacak ikinci dereceli Maclaurin polinomunu bulduk.